Değerli dostlar, videomuza hoş geldiniz. Bayağıdır video yapmadık. Aşağı yukarı 10 günü geçti. Seçimler de geçti bu arada. Değerlendirme yapmamız artık şart oldu. Sizlerin bu videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Çünkü birçok arkadaşımız bir kısmını seyrediyor ama uzunmuş falan diyor. Belki söyleyeceğim şeyler son taraflarda olabilir. Yani ilham kaynağı olabilecek veyahut da işte bizim sorunumuz da bu, söylemek istediğim buydu tarzında bir ifade edeceksem onlar videonun sonlarına da gelmiş olabilir. Ben doğaçlama konuşuyorum. Yazılı metini okumuyorum. O yüzden sonuna kadar dinleyiniz ve yorumlarınızı da ihmal etmeyiniz. Çünkü ortak bir sinerji ortaya çıkartmamız gerekiyor. Buna neyin sebep olabileceğini bilemeyiz. O yüzden böyle dinleyin. Elinize çayınızı kahvenizi alın. İnşallah zaten 5-10 dakikalık bir şey olur tahmin ediyorum. Şimdi başlayalım. Seçimler Cumhurbaşkanlığı tarafında ikinci tura kaldı. Diğer tarafta milletvekili seçimleri netleşti. Şimdi biz kendi durumumuzla ilgili bu gelişmeleri değerlendirecek olursak bize bu iş yaradı mı, yaramadı mı bir bakalım isterseniz. Seçimlerden önce gerek sosyal medyadan gerekse bizzat işte CİMER'e falan başvurarak ortaya çıkan eşitsizliği yetkililere duyurmaya çalıştık. Mağduriyetlerin giderilmesini istedik. Bununla ilgili sorumlu birinci kişi Çalışma Bakanımız Sayın Vedat Bilgin kesinlikle mağduriyet yok dedi. Düzeltilecek bir şey yok dedi. Biz gerekeni yaptık. Bundan sonra işte herhangi bir yapabileceğimiz bir şey yok deyip konuyu kestirdi, attı. Kesinlikle empati yapmadı. Bizlerin durumunu ince ince en azından kamuoyunda konuşmadı. Ümit verecek şekilde konuşmadı. Milyonlarca insan onun iki dudağına baktık durduk. Acaba bir şey der mi? Olumlu bir şey der mi? İşte programlara çıktı. Programlarda sanki sunucular anlaşmış gibi o bizim istediğimiz soruları sormadılar. Halbuki bütün arkadaşlar ekran başına kilitleniyordu o çıkınca. Acaba bir şey der mi diye. İnsanların umudunu resmen süründürdü. Yerlerde süründürdü. Şimdi milletvekili olarak meclise gidiyor. Aman gitsin güle güle. Ve milletvekilini ben kazanarak gittiğini düşünmüyorum. Sırtında buradaki milyonlarca insanın vebaliyle gittiğini düşünüyorum. Çünkü yeterli şekilde bu konuyla ilgilendiğini düşünmüyorum. Tabii şimdi kapılar arkasında neler konuştu, belki bir şeyler yapmıştır. Bize aksettirmesi lazımdı. Neydi, ne değildi bu konu. Hani üzerinde bile durmadı, önem vermedi. Bu da bizi çok rencide etti. Şimdi 99'daki kanun çıkarken, SGK kanunu, o zamanki hükümet insanlar arasında yıllar sonra böyle bir telafi edilmez bir eşitsizliğin yaşanacağını hesap etmemiş. Böyle bir tuhaf bir adaletsiz, bir de hukuksuz mevcutlara da uyguladığı için kanun çıkarmış. Şimdiki hükümetin EYT'lerin durumu düzeltirken bu kanunun diğer anormal taraflarını hoş görmeden onları da düzeltmesi gerekiyor. Tamam, normal EYT'ler düzeltildi. Eşyanın tabiatı gereği, dünyanın düzeni gereği, yani lambaya basarsanız ışık yanar, suyun altına girersiniz, ıslanırsınız. İşte böyle bir sosyal konuda da EYT ile ilgili bir düzenleme yaparsanız bal gibi de bu tarzda eşitsizlikler çıkar, mağdur olmuş insanlar ortaya çıkar ve bu insanların susmasını beklemek, her şeyi normal karşılamasını beklemek çok büyük bir haksızlık, hatta insafsızlık. Düşünebiliyor musunuz? 43 yaşında 5000-6000 günde emekli olmuş. Bu tarafta o kanundan az bir zaman sonra girmiş olan insan 45 yaşında şu anda mesela 7000-8000 lira gelmiş. Mesela benim gibi insanlar. Bu insanlara 15 yıl daha çalışacaksınız diyorsunuz. Ya gün olarak geçmiş o insanlar. Onlar 5-6000 çalışmış. Biz 7-8000 lira şu anda geçiyoruz. Ve bize 15 yıl daha çalışacaksınız. Arada bu insanlar arasında oluşturulan uçurum normal bir şey mi de biz normal karşılayalım? Yok kanundan önce girmişiz, yok sonra girmişiz. Önemli değil bunlar. Önemli olan verilen emektir ve ödenen primdir. Onun dışında kanundan önce girmiş, sonra girmiş falan, bunlara göre adalet sağlanmaz ve kanun da buna dayandırılamaz. Yani böyle adalet sağlanmayacak bir prensibe kanun dayandırılırsa işte bu şekilde insanlar bas bas bağırır. Kimse ikna olmaz.
Ya yöneticilerimiz de bunun çok iyi farkında olması lazım. Bu insanları bas bas bağırttırmaması lazım. Hani derler ya, bağırana değil bağırtınana bak diye. Şu anda geldiğimiz noktada ikinci tur seçimleri olacak. Bakalım ne olacak? Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Cumhurbaşkanımız Ahmet Hakan'ın programına katıldı. Orada seçimden sonra bir değerlendirme yaptı. İşte Ahmet Hakan soruyor. Tamam her şey güzel de AK Parti'nin oyu düştü. Cumhurbaşkanımız da bunları değerlendireceğiz. Acaba bizim oyumuz neden düştü? Bunların çalışmasını yapacağız. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza hemen söyleyeyim sebebini. Oylar Sayın Vedat Bilgin Bakanımızın yaptığı gibi insanların taleplerine, insanların uğradığı mağduriyetlere kulak tıkaması gibi sebeplerle düştü. Birçok insan kendi geleceğinden fedakarlık yaparak sandıklara gitti. Yani muhalefete güvenemedi. Parçalı, birçok çeşitli düşünceden oluşmuş partiler var. Çeşitli söylemler var. Memleketin bekasından endişe etti arkadaşlarımız. Ve duygu ve düşüncelerini sandığa yansıtamadı. Kerhen AK Parti'yi destekledi. Aslında AK Parti biz zaferle kazandık diye zafer sarhoşuna girmesin. Ben bir dost olarak söylüyorum. AK Parti'nin kazanması kadar muhalefetin de kaybetmesi var bu noktada. İnsanlar gerçekten ciddi bir muhalefet olsaydı, böyle duruşuyla şeyle hani yekpare bir muhalefet olsaydı oraya yönelirdi. Bakın Fatih Erbakan'ın oyları arttı. Ben eminim ki onun oylarının çoğunu bu 2000'den sonraki insanlar arttırdı. Belki seçim ilk turda bitecekti bu söylemi AK Parti'de yapmış olsaydı. Fatih Erbakan 2000'den sonrakilere çok olumlu mesajlar yayınladı ve oyları yükseldi. Yani bu kesinlikle, çünkü burada milyonlarca insan var. Unutmadık, birçok arkadaşımıza söyledi. Oy zarflarından iki çeşit sonuç çıktı genelde. Adam AK Parti'ye vermiş oyunu ama milletvekilliğinde Fatih Erbakan'a vermiş. Ne bileyim MHP'ye vermiş. Bu şekilde birçok sonuç çıktı. AK Parti'nin bunu çok iyi hesap etmesi gerekiyor. Vatandaşlar tamam Cumhurbaşkanımızın şahsını seviyor. Ya yapılan şeyler de inkar edilmiyor. Ama bu kadar duyarsızlık da iyi bir şey değil. Var burada bir sorun. Burada bir sorun olduğunun artık böyle hani saklanacak, gizlenecek bir tarafı da yok. Yani sırıtıyor. Bu kadar adaletsizliğe kimse eyvallah etmez yani. Biz hepimiz yaşıyoruz bu dünyada. Hepimizin ömrü kıymetli. Hepimizin emeği kıymetli. Ve AK Parti kendisini sevenlere, kendisini destekleyenlere bunu reva görmemesi lazım. Bu işi düzeltmesi lazım. 99'daki haksız kanunun arkasına yaptığı düzenlemeyi dayandırmaması lazım. Yani sonuç itibariyle o yanlıştı. Bakın EYT tarafı düzeltirdi. Hem mesela mağduriyetleri giderdik diyor EYT'lerin. Ya onların içinde gerçekten mağdur olmuş insanlar da vardı çok. Ama piyango gibi vuran insanlar da oldu. 43 yaşında 5-6 bin günlerle emekli oldu. Bunların ne mağduriyeti giderildi Allah aşkına? Düşünün, bir kanun çıkıyor, bir düzenleme çıkıyor. Bazılarına piyango gibi vuruyor. Bazılarına da kurşun gibi vuruyor. İşte bizim gibi insanları da mağdur ediyor. Uzun yıllara mahkum ederek. Adalet sağlanmamış. O yüzden inşallah Çalışma Bakanlığı'na da bizlerle empati yapabilecek halden annen birisi gelir. Böyle vatandaşın şeyini duymazdan gelip iyice böyle rencide eden tarzda insanlar bakan olmaz. İşte AK Parti'nin bunları çok güzel değerlendirmesi lazım. İnsanlar artık yani oy veriyor ama günün birinde bu kerhen verilen oylar çok ters de tepebilir. İnsanlar gelir bir noktaya, karşılarında ciddi bir muhalefeti inandıkları anda oraya yönelirler. Bir daha geri dönülmez sonuçlara sebep olur bu da. Siyasi geçmişimizde, tarihimizde birçok böyle şu anda nesli kurmuş partiler var. Yani o neden oluyor bunlar? Vatandaşla irtibat kopunca. Değerli dostlarım, konuları incelemeye devam edeceğiz. Bu konuyu takip ediyoruz. Değerlendirmeler yapmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı yazınız. Bir daha görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun.